AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatını A Haber'e değerlendirdi. Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yaklaşık 10 günü aşkın bir süredir bu mübarek Ramazan gününde bütün dünyanın gözü önünde. Efendim hiçbir uluslararası kurallara riayet etmeden İsrail zaten insanları öldürüyordu. Havadan saldırılarını yapıyordu ve bugün itibariyle havadan, karadan, denizden saldırılarını yoğunlaştırmış durumdadır. Çok vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bütün dünyanın burada sesini yükseltmesi lazım. Sadece İslam dünyasının değil, Batı dünyasının, kendisini dünya barışından yana hisseden herkesin, bütün uluslararası kurum ve kuruluşların, ağızlarını açtıkları zaman insan haklarından, hukuktan, adaletten bahseden herkesin bu işe seyirci kalmadan bir an evvel İsrail'in bu saldırgan tavrını durdurmaları lazım. İsrail'in bizim hep söylediğimiz esas gücü, büyük gücü, dünyayı etkileme gücü ve diplomaside hakim olmasıdır. Yani hep kendisi saldırganlığını devam ettirecek. Buna karşılık da uluslararası camiadan baskılar gelmeyecek ya da işte Birleşmiş Milletler'e konu geldiği zaman da orada zaten veto edilecek İsrail'e karşı yapılacak olan bir yaptırım. Hep buna güvenerek hareket etti. Ama bu gelinen nokta artık bütün sınırları zorlayan bir noktadır. Zaten yıllardır devam eden çok sert bir ablukayla Gazze şeridi abluka altına alınmış vaziyette. Gazze ile Batı Şeria arasında neredeyse bütün iletişim İsrail'in kontrolünün altında. Bütün şehirler, köyler etrafı tel örgülerle çevrilmiş vaziyette. Filistinliler maalesef açık bir hapishaneye getirilmiş, dönüştürülmüş bir Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşıyorlar. Ve şimdi buna dahi müsaade etmiyorlar. Niçin müsaade etmiyorlar? Yani Filistin davası sadece oradaki 3 milyon Filistinlinin sırtında olan bir mesele değildir ki. Bu gariplerin üstüne senelerdir bu saldırgan tavırların yüklenmiş olmasının esas sebebi Kudüs meselesidir. Yani İsrail Kudüs'te özellikle bazı fanatik İsrailli siyasetçiler, İsrail'in içerisinde de buna karşı çıkanlar var. Efendim barışın tesis edilmesi için görüşlerini dile getirenler var. Öteden beri de oldu ama maalesef İsrail'de oradaki Mescid-i Aksa'yı yıkıp onun altındaki Süleyman Tapınağı'nı ortaya çıkarmak ve böylece bunun yapılabilmesi için de kendisine direnebilecek bütün unsurları bertaraf etmek isteyen bir anlayışın olduğunu düşünüyoruz. Ve bunun bedelini maalesef bir avuç Filistinli ödüyor. Masum insanlar ödüyor, kadınlar ödüyor, efendim çocuklar ödüyor, yaşlı insanlar ödüyor. Dolayısıyla burada gerçekten bütün dünyanın sesini yükseltmesi lazım. Bir garip üzüntümüz de şudur. İslam dünyası uzunca bir süredir kendi iç problemleriyle, çekişmeleriyle, çatışmalarıyla uğraşıyor. Suriye kan gölüne dönmüş vaziyette, efendim Irak neredeyse üçe bölünmüş vaziyette. Geniş coğrafyamızda etnik ve mezhebi çatışmalar körükleniyor. Bunların hiçbirisi tesadüfen değil. Bunların hiçbirisi tesadüfen olmuş şeyler değil. Şimdi İsrail de senelerdir ellerini ovuşturuyor. İslam dünyasının bu iç karışıklıklarından kendisince siyasi sonuçlar devşiriyor. Bu Gazze operasyonunun arkasındaki temel meselelerden birisi de bu Orta Doğu'daki Müslüman halkların arasına sokulmaya çalışılan fitne ve bundan dolayı ortaya çıkan bir takım ayrışmalar, çatışmalardır. Ayrıca yine temel meselelerden birisi bizim de başından beri çok ciddi şekilde desteklediğimiz Hamas'la El Fetih arasındaki anlaşmadır ve birlik hükümetinin kurulmuş olmasıdır. Yani Orta Doğu'da Müslümanlar arasında birliğe zaten tahammül edemiyorlar. Orta Doğu coğrafyasında Müslümanlar arasında ayrılık ve savaş tohumlarından istifade etmek isteyenler Filistin'e buradan da hadlerini bildirmek istiyorlar ve diyorlar ki eğer Filistin gerçekten bir birlik hükümetini başarılı bir şekilde inşa ederse karşımızda daha kontrol edilemez bir Filistin olur diye düşünüyorlar ve bütün bu saldırılarını ortaya koyuyorlar. İnşallah yarın sabah çok geç olmadan bütün dünya İsrail'in bu saldırganlığına karşı onu durdurabilecek inisiyatifi ortaya koyabilir. Eğer böyle olmazsa bunun sonuçları artık bu sefer çok daha ileri boyutlara gidebilir. Zaten karışıklık içerisinde olan coğrafyamız çok daha büyük bir krizle karşı karşıya kalabilir. Ukrayna meselesinde de gördük ki aslında bazı batılı ülkeler krizleri çözme yeteneği bakımından da fevkalade güçlerini kaybetmiş durumdalar. Ayrıca bir de Filistin'de, İsrail-Filistin arasında çıkacak çok büyük bir bölgesel hatta küresel bir kriz gerçekten içinden çıkılmaz bir hale getirebilir bu coğrafyayı. Onun için burada biz barıştan yanayız ama barıştan yanayız derken Filistin halkının da Filistin davasının da arkasında durarak bunları söylüyoruz. Filistinlilerin yok edildiği, Filistinlilerin söz hakkının kalmadığı, temsil gücünün olmadığı, siyasi olarak varlığının olmadığı bir Orta Doğu olmaz. Dünya barışının kilidi Orta Doğu ise Orta Doğu'daki barışın
kilidi ise Filistin davasıdır. Biz bu bölgede gerçekten tam manasıyla bağımsız, özgür bir Filistin devletinin varlığından yanayız. Ama bunun sağlanabilmesinde ilk koşulun kayıtsız şartsız Orta Doğu'da barışın sağlanması, adam gibi kalıcı ve adil bir barışın sağlanmasından yanayız. İnşallah bunlar için çok geç kalınmaz. Ben bu olayı özellikle bu konjonktürde İsrail'in hiçbir sebep ortada yokken böylesine ciddi bir saldırganlığı ortaya koymasının arkasında başka işlerin de olabileceğini düşünüyorum. Bu yayılma ve alevlenme potansiyeli yüksek bir çatışmadır. Ve bunun sonucunda da buradan İsrail'e de bir fayda çıkmaz. Yani daha öncekiler gibi olmaz. Dünya Orta Doğu'nun bu kadar karışık olduğu bir atmosferde gerçekten fevkalade zor bir tablo ile karşı karşıyayız. Biz inşallah ümit ediyoruz ki bütün bu dünya suskununu bozar. Yine üzülerek izlediğimiz, takip ettiğimiz bir şey. Maalesef biz başkalarını da eleştirecek noktada değiliz. Koskoca İslam coğrafyasından da halkların doğal ve samimi tepkilerini bir tarafa bırakırsanız maalesef çok cılız tepkiler geliyor bu tür meselelerde. Ümit ederiz ki bu sefer İslam dünyasında siyasi konumu ne olursa olsun, hangi tarafa doğru yönelmiş olursa olsun bütün Müslüman devletlerin çok şuurlu bir şekilde tepki koyması onlar için de hayati bir şarttır. Yani böyle kemkim cümlelerle bir takım eleştiri şeyleriyle geçiştirilebilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Bütün İslam ülkeleri, nasıl İsrail, bütün Batı dünyası, bütün insanlık bir sınav veriyorsa bu kara operasyonu ve bundan sonra gelişecek olaylar karşısında tek tek bütün İslam devletleri de bir sınava tabi tutuluyor. Hem insanlığın nezdinde sınava tabi tutuluyor, hem geniş Müslüman topluluklar nezdinde sınava tabi tutuluyor. Evet, tabii her şeyden önce de Allah'ın karşısında gerçekten hesaba çekilmek noktasıyla karşı karşıya kalıyorlar. Herkesin aklını başına alması, herkesin adaletten yana, herkesin haktan yana, insaftan yana, vicdandan yana bir siyaset uslubuyla, tarzıyla bu meseleyi durdurmak için seferber olması şarttır diye düşünüyorum. A Haber ve A Haber Radyo Ortak Gazze özel yayını kısa bir aranın ardından Nihan Güney'in moderatörlüğünde devam edecek.